Merhaba sayın izleyici, kanalımın değerli takipçileri. Bugün farklı bir video ile karşınıza çıkmak istiyorum. Bugün yazar olma serüvenine başladığım ilk eserim olan 2119 Ankara kuşatması ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Hem biraz tanıtım yapayım hem de elinize aldığınızda ne okuyacağınızı bilin. Kimsenin istemediği bir şey okumasını, istemediği bir eseri okumasını arzu etmiyorum. 2119 Ankara kuşatmasında ben ne işledim? 2119 adından da anlaşılacağı gibi 100 yıl sonrasının Türkiye'sinde bir savaşı işledim. Bu Türkiye'de karşılaşılacak savaşta Türk insanının biraz daha aciz duruma düşebileceğini düşündüm. Neden düşündüm? Üretmeyen, tüketen, tamamen dışa bağımlı hale gelmiş bir insanlar topluluğuydu o zaman ülkemiz. Böyle bir insan topluluğunun bir savaşta başarılı olmasını bekleyemezsiniz. Bunun sebeplerini de bu romanda açık açık dile getirdim. Olayın kırılma noktası şu. Normalde Mete Yüzbaşı 2026 yılında uzaya gidiyor. Bir uzay çalışmasında bulunuyor. Mürettebat'ta yüzbaşı. Ama 2026 yılında yaşayan bir adam nasıl oluyor da 2119 yılına ulaşıyor? İşte bunun cevabı bu romanda. Çok mantıklı bir sebebe bağladığını düşünüyorum. İnşallah okuyan olursa beğenir. Size şunu da söylemek istiyorum. Benim yazarlık serüvenimde ortaya koyduğum ilk eser olan bu eserde birazcık eksikler, gedikler var. Yazım yanlışları var. Benim acemiliğimden kaynaklanan bir şey bu. Yayın evi üzerine pek bir şey katmadı. Maalesef katmadı. Şu an piyasadaki yayın evlerinin derdi İyi bir eser ortaya koymak değil, para kazanmak. Böyle bir durumda da ancak bu kadar eser ortaya çıkıyor. Size söylemek istediğim konu bu. Biraz zayıf. Yazım yanlışı, noktalama işaretleri konusunda zayıf bir roman fakat samimi yazılmış bir roman. Okursanız ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Hayırlı günler. Görüşmek dileğiyle.